Ali sen bunu YouTube'a atacak mısın? Kayıtlı mıydık şu ana kadar? Evet. Konuştuklarımızı kayıt mı aldık? Aramızda kalsın. Silebilir misin? Belki. Acilen çözülmesi gerekiyor. İşin sırrı burada. Evet, yine bir Game Jam'deyiz. Bu sefer Global Game Jam. Bunun ne olduğunu isterseniz Sercan abi size anlatsın. Global Game Jam aslında birçok insanın sektöre girmesini sağlayan bir etkinlik oldu bu zamana kadar. Çünkü bir biliyorsun ki şey kısmı yok. Yani acaba biz profesyonel miyiz, değil miyiz, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız kaygısı gütmenin anlamı yok Global Game Jam'de. Evet. Çünkü burası gelip aslında eğlenmek, tanışmak ve oyun geliştirmek. Ama bu böyle bir rekabet ortamı olmayan, bir yarışma ortamı olmayan, bir kriter derecelendirmesi olmayan bir etkinlik ve en büyük amacı da insanların aslında yapabileceğine inandırmak. Hızlı bir şekilde oyun geliştirmek istiyorsanız bir takıma ihtiyacınız var. İşte takım arkadaşım. Merhaba, hoş geldiniz. Böyle de terbiyesiz bir insanın insanların burnuna vuruyorum. Kendisiyle daha önce Bijem'de oyun geliştirmiştik ama bunun videosu kanalda yok. Olmasını istiyorsan hemen like at. Geliştirdiğimiz oyunun adı Vak Vak. Açıklama kısmına linkini koydum. Yine izinsiz bir şekilde insanların görüntüsünü almaya ve onları taciz etmeye başladık. Sonuçta bir şekilde sosyalleşmemiz gerekiyordu. Kanka ne haber? İyi. Ne iş yapıyorsun? Oyun geliştirmeye girmeyi düşünüyorum. Yani. Ve Game Jam konusunun açıklama vakti geldi. Konu kökler. Ben mi aptalım yoksa zor bir konu mu diye düşünmeye başladım. Bunu düşünürken aslında oyunu düşünmem gerektiğini düşündüm. Sürekli yanlış bir şey düşündüğümü düşünmek çok saçma bir şey. Neyse, gidip ortaokul öğrencisi Önder'e bakalım. Önder'i eğer hatırlamıyorsan yukarıda çıkan videoyu izle. Kendisi eski bir JM'de takım arkadaşımdı. Evet, merhaba. Yanımızda şu anda ortaokul öğrencisi Önder var. Kendisi görmeyeli büyümüş. Artık ortaokul bitti, yaşlandık. Ne zaman emekli olacaksın acaba? Bir sonraki JM'de emekli düşünüyorum artık. Yani çok katıldık artık, yorulduk yani. Bu son JM mi olacak? Bu son değil ama sonunculardan biri olduğunu söyleyebilirim. O zaman Önder'in emekli olmasını isteyen like atsın arkadaşlar. Ben yine gölgeli pil yapacağım. Hoş geldin Önder. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş geldim, evet. Çok güzel etkinlik. Bunu duyduğuma sevindim. Evet. Aradan bir gün geçti. Ve bizim yaptıklarımıza bir bakalım. Hey bizim arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi size oyunu göstereceğim. Oyunu başlangıç ekranından başlatalım. Gördüğünüz gibi play tuşu harika. Karakterimiz bu ağaç, buraya da düşmanlar geliyor, döveceğiz onları. Ama daha yok. Olacak. Çok maşakkatli. Burada yaptığım şeyler çok zor. Çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Baksana burada bir sürü şey yaptım. Bunlar wow, çok inanılmazdı. Bitecek mi? Belki. Belki mi? Hani bitecekti, kolaydı. Azimli sıçan taşı dever. Azimli sıçarsanız taşı delebilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Daha fazla sakız çiğnemem için like atmayı unutmayın. Evet, gösterecek çok da bir şeyimiz yok. Ama belki diğer insanların vardır. Hadi onlara bakalım. Reis ne yapıyorsun? Çalışıyoruz. Ne konuşuluyor acaba burada? Kapı küçük tutalım konuşması. Evet, her zaman söylediğim zaman yazık ki yapamıyoruz. Ne kullanıyorsunuz oyun motoru? Unity. Kapı küçük olsun. Kanka ne modelliyorsun? Şu anda bir şey modellemiyorum ama yerleştiriyorum. Modelledim. Basic kübik şeyler modelleyip sonra post prosesle onu artistik kübik yapmaya çalışıyoruz. Yani değişik bir şeyler yapıyoruz yani. Oyuna modeli değil de renderini mi aktaracaksın? Gibi gibi, aynen. İşte şöyle bir şey olacak. Vay. Abi ben sana şey soracağım. Sercan abi ne iş yapıyor böyle? Ne? Güzel soru. Çünkü insanları beni sadece bir noktadan tanıyor olduğu zaman üzülüyorlar. Yani, biraz kendini anlat bence. Topluluk yöneticisi değilim öncelikle. Ama bir topluluk yönetiyorum. Evet. İşim benim Unity Development. Ve şu an freelance olarak Unity Developer'lık yapıyorum. Uzmanlık alanında UI. Genelde ekipler uzun soluklu projeleri girdiğinde UI kısmında batıyorlar. Çünkü
Yönetinin UI'yi o kadar iyi bir UI değil. Ama iyileşiyor. Ben işsiz kalacağım. Şu an tam olarak bir bug'la mücadele etmekteyiz. Ne bug'ı? Karakterlerimiz, düşmanlarımız istediğimiz target'a saldırmıyor. Oo, çok kötü bir bug bu. Çok kötü bir bug. Hepsi tek bir düşmana toplanıyor. Acilen çözülmesi gerekiyor. Acilen çözülmesi. Acilen. Reis, ne modellin ya? Karakter. Nasıl bir karakter bu? Şöyle. Yarıkalan bir yuka. Ben ekranı sileceğim. Yanlarısın var, önlerisin var. Böyle low poly mi olacak? Low poly'den başladım. High poly'e gidecek. Sen ne yaptın? Merhaba. UI'ın bir kısmını export ediyorum şu an. Selam. Ben ne yapıyorum? Kod yazacağım. İnşallah çalışacak. İnşallah. Merhaba. Selam. Ne yapıyorsun acaba? Bilgisayarınızı çok beğendim. Mesleğiniz ne acaba? Mesleğim game design. Bilgisayar benim değil. Hiçbir şey benim değil. Meslek developer. Burada animasyon. Evet. O zaman meslek ne? Animatör. Oo. Şey. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müzik mi yapıyorsunuz? Yok, ses tasarlıyorum. Atmosfer tasarlıyorum şu an. Başarılar. Daha sonra akşam oldu ve Ünok 6. yıl kutlaması vardı. Arkadaşlar, Ünok'un 6. yaşını dolduruyoruz. 2017'nin 2 Şubat'ında kurulmuştuk. Ve yaklaşık 4 senedir Game Jam'i, Global Game Jam'i organize ediyoruz. Nice yıllara Ünok. Ünok, evet, bunu da açıklamam gerekecek sanırım. Neyse ki Sercan abi hala burada. Ünok da işte bu Global Game Jam ortamını aslında referans alarak kuruldu. 2017'den beri bir dijital topluluk olarak faaliyet gösteriyoruz. Discord ana akımımız şu an bizim. Ama fiziksel etkinliklerimiz de var. İşte Global Game Jam bunların arasında en önem verdiğimiz. Daha küçük buluşmalar yapıyoruz. Bazen demo day'ler yapmaya çalışıyoruz. Kahvaltılar organize ediyoruz. Ve bunlar bizim aslında sektörü bir araya getirme çabamızın bir parçası. Evet, bu geçen sürede bizim oyunda neler değişti ona bakalım. Oyuna karakterimizi ve düşmanları ekledik. Düşmanlar ağaçlara gidip baltayla hasar vuruyorlar. Bir sonraki güncellemede ise haritayı ve ağaçları yapmaya başladık. Ayrıca karaktere sağa sola dönerken güzel bir animasyon ekledim. Yavaştan bu 48 saat süren etkinliğin sonuna geliyoruz. Ve işte o mükemmel oyunun son hali. Herkese merhaba. Biz bir oyun yapmaya başladık ama çok yapamadık. Bir yere kadar oldu. Eklemek istediğimiz, yapmak istediğimiz şeyler vardı ama yapamadık. Su pompamız var ve karakterimiz aşağıdaki ağaçları koruyacak düşmanlardan. Düşmanlar çünkü baltalı ve ağaçları kesebilirler. Düşmanların kafalarına zıpladığında onları öldürecek ama yok ediyor. Daha güzel öldürecekti. Böyle ağaçlar da küçükten büyüyecekti su pompasıyla falan ama olmadı. Yani aklımızdaki oyun şöyleydi. Bazı tohumlar bulacaktık. Bu tohumları dikecektik. Daha sonra bu ağaçların büyüme aşamaları olacaktı. Bu süre zarfında düşmanlar ağaçları gidebiliyor. Su şeyini bozabiliyorlar. Ağaçların canları var belirli. Biz ağaçları aynı zamanda korumaya çalışacaktık. Ama bu kadar oldu. Eğer ağaçlar yok olursa da patlıyor. Güzel bir şekilde yok oluyor. Başka da bir şey yok oyunda. Bu kadar. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Abi bir saattir bekliyorsun. Artık ya. Dedim acaba çıkmayacaklar mı benim troll abiler? Sen bir de burada oturmuyorsun. Ben. Önder abi beni çekmek için görevlendirildi. Evet. Kaç saattir bekliyorum? 6-7 tane abi, şey çekti. Abi sen bunu YouTube'a atacağım mı? Kuadrata. Like atın. Ben o kadar bekledim bari beğeni video ya. Hayır, kanalıma abone olun.